Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Demiş Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nda. Ne kadar güzel demiş, değil mi? Arkadaşlar, İstiklal Marşımızın en çok sevdiğim, en anlamlı kıtalarından bir tanesi bu. Mehmet Akif Ersoy Kurtuluş Savaşı sonrasında bunu yazdıktan sonra, İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra demiş ki bir daha inşallah Allah bu millete bir İstiklal Marşı daha yazdırmasın. Bu da çok anlamlı bir söz. Çünkü İstiklal Marşı çok zorlu yılların, çok zorlu zamanların ardından yazılmış bir marş, bir şiir. Onun için Allah bize bir daha böyle kötü zamanlar yaşatmasın. Ama bu millet, bizim milletimiz o zorlukların altından kalkmasını bilmiş. Ve bugün de Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü arkadaşlar, 18 Mart. Neden önemli? Çanakkale Zaferi çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nda en önemli dönemlerden birisi Çanakkale Zaferi. Orada 200 binin üzerinde şehit vermişiz arkadaşlar. O insanlar, o askerlerimiz, o Mehmetlerimiz oraya şehit olacaklarını bile bile gitmişler. Çünkü karşılarında dünyanın en güçlü devletleri. Ama ne olarak güçlü? Maddi olarak güçlü, silah olarak güçlü devletleri vardı. Ve hepsi aslında şehit olacaklarını biliyorlardı. Ama gittiler ve orada bizim için şehit oldular. Onun için o günleri hiçbir zaman unutmamak lazım. Milletimizin, devletimizin, vatanımızın kıymetini her zaman bilmek lazım. Ve onları duayla yad etmek lazım arkadaşlar. Öyle yapıyoruz, siz de öyle yapın. Hepsini duayla yad ediyoruz. Allah inşallah bize bir daha o zorlu günleri yaşatmaz. 18 Mart'ı tüm şehitlerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygıyla, hürmetle anıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz bugün birer dua edin.